Hazır mıyız gençler? Herkese selam gençler. Umarım keyfiniz yerindedir. Maç günüyle karşınızdayız. Geçen videonun başlangıcı benim deplasman video başladı dedim ama bu kadar fazla şey çekeceğimi düşünmemiştim. O yüzden ikiye ayırdım. Lezzet durakları gibi böyle birinci videoyu yaptım. Şimdi maç günü videosu diye ayrı bir video yapıyorum. O yüzden şaşırmayın yani. Bunlar ne yapıyor falan filan diye ilk defa böyle yapıyoruz. Çünkü Antep'e ilk defa geldik. Şimdi kahvaltı üstü. Bütün gün böyle toplantı, çarçur falan filan. Sonra maç. Bu video böyle bir video. Hazır olun yani. İçin buralara geliyoruz. Eksi birinci katta. Günaydın. Ben DJ'lik yapacağım. Şöyle ilk videoyu olur da izlemezseniz diye oteli şöyle bir göstereyim dedim ama ilk videoyu da siz izleyin yani. Tabii ki kaçırmayın onu da. Böyle güzel bir otelimiz var. Onun değerlendirmesini de yapmıştık bir önceki videoda. Şöyle bir karar aldım. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Bundan sonra oynadığım sahaları da değerlendireyim diyorum. Bundan sonra onları da başlatayım diyorum. Daha önce bunu düşünmüştüm ama sonra unutmuşuz. Arada kaynamış. Şimdi diyorum ki bundan sonra deplasmanlarda gittiğim sahaları da böyle bir değerlendirme yapalım. Mesela şimdi bugün Antep sahasıyla Şahin Bey spor salonuyla başlayalım. Değerlendirmesini yapalım. Eğer beğenirseniz devam ederiz. O yüzden yorumlarda mutlaka beğenip beğenmediğinizi, yapıp yapmak istemediğimi, istemediğinizi soruyor. İstemediğimi değil. Ben istiyorum çünkü. Yazın ona göre ben de ara gireyim. Maç günü ne yapıyorsunuz abi diye soranlar olabilir. Hiçbir şey yapmıyoruz. Böyle boş boş gün geçiyor. Bir tane toplantı yapıyoruz. Bundan sonra da maça gidiyoruz. O yüzden maç günleri çok sıkıcı oluyor. Acayip sıkıcı yani. Şu an çok sıkıldım. Evet, maç yemeğimiz. Şimdi maç öncesi bir şey deneyeceğim. Tutarsa hep yaparız. Power nap yapacağız. Kahve uyku. Bu Barış Özcan'ın videosunda vardı kahve uyku. Onu bir deneyeceğim. Bir double espresso var, onu içeceğim. Sonra 20 dakika bayılmaca. Bakalım. İşe yarayacak mı? Böyle 8 saat, 5 saat, 8 saat arası böyle bir etkisi varmış gibi bir şey izledim. Dedim deneyelim tekrardan. Bir kere denemiştik. Hatırlamıyorum ne oldu. Herhalde iyi olmuştur. Bir daha bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Çok teşekkür ederiz her şey için. Çok... Bizi birazcık uzağa koymuşlar. Uzağa doğru yürüyoruz. Çok güzel gençlerle tanıştım. Sağ olsunlar. Desteği burada bile eksik etmiyorlar. Destek her zaman var. Gençler her zaman yanımızda. İnşallah bu maç onlara güzel bir geri dönüş yapabileceğiz. Kendi adıma da, takım adına da güzel bir galibiyetle, güzel bir oyunla geri dönmek istiyoruz bakalım. Göreceğiz. Sağ değerlendirmesinde ya şimdi yaparım ya daha demin videoyu çektim sahayı. Oradayken böyle bir şeyler söyleyebilirim. Bilmiyorum. Bakacağım onu. Göreceğiz. Belki de sağ maç başlarken falan bu şekilde de yapabilirim. Bilmiyorum. Göreceğiz onu. 35 bana. Evet, gelelim şimdi Şahin Bey spor salonunu değerlendirmeye. Salon bayağı büyük, öyle böyle diye yani cidden tam bir Süper Lig salonu büyüklüğünde. Çemberler klasik, çok sert. Biri birini tutmuyor açıkça söylemek gerekirse. Diğeri birinden daha uzun, daha kısa. Parkeler maalesef güzel gözükse de bazı yerleri sekmiyor. Ciddi anlamda top sekmiyor ama yine de fena değil. Görüntüsü güzel en azından. Saha içi, courtside dediğimiz alanlar gayet güzel.
koltukları falan çok güzel bir şekilde yapmışlar. O keyifli. Jumbotron var, Jumbotron. O bayağı büyük. Oradan bütün maçı rahatlıkla zaten görebiliyorsunuz her şeyini. O yüzden o açıdan da güzel. Ya atmosfer bayağı güzel. Taraftarlar çok güzel pankartlar koymuşlar. İyi bir ortam var. Keyifli bir basketbol ortamı var. O açıdan ben bayağı sevdim. Yani dediğim gibi küçük aksaklıklar, o teknik aksaklıklar da olmasa aslında çok keyifli bir salon olacak. O yüzden biz buraya 10 üstünden 7 verebiliriz. 10 üstünden 7 bence buraya yeterli olacaktır. Şu an çıktım. Abone olun arkadaşlar. Adamsın. Güle güle abi. Görüşürüz. Çok sıkıntı geldi.
Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Yani şöyle söyleyeyim, bunu sonradan çektim. Açıkça söylemek gerekirse şu Gaziantep maçının üstünden 2 hafta geçti. Yani bir sigortam.net galibiyeti sonrasını çekiyorum. Çünkü normalde videoyu çok paylaşmak istemedim. Şeyden dolayı paylaşmak istemiyorum. Çok anlamsız yorumlar yazan insanlar oluyor ve belki de benim bu takım arkadaşlarımı etkileyebilir kafasıyla bazen bazı maçları özellikle kötü gidiyorsa paylaşmıyorum. Çünkü çok anlamsız yorumlar gelebiliyor. Yok efendim biz işte yemek yemeye gitmişiz, şöyle yapmışız, böyle yapmışız. Yani bunlar çok anlamsız yorumlar arkadaşlar. Hani ben mesela 30 sayı attığım, 13'lük attığım maçta da vlog çekiyordum. 0 sayı çıktığım bazı maçlarda da vlog çektim. Kazandığım, çok farklı kazandığım, 40 sayıyla kazandığım maçları da çektim. 40 sayıyla kaybettiğim maçı da çektim. Veya öncesinde dışarı çıktığımda oldu, yemek yediğimde oldu, uykusuz kaldığımda oldu, hasta olduğumda oldu. Hepsi oldu, çok iyi olduğumda oldu. Yani bu benim veya takımın bir önceki gün ne yaptığı, maçta ne yaptığını çok etkileyen şeyler değil. Biz profesyoneliz, biz hayatımızı bu şekilde kazanıyoruz. Ama maalesef bu tarz dış etkenler ister istemez herkesi etkileyebiliyor. Bu tarz böyle yorumlar etkileyebiliyor diye bazen paylaşmayı tercih etmiyorum. Ama güzel bir galibiyetin ardından dedim ki yani tamamlayıcı video olarak bunu yapmam lazım. Ne olursa olsun. Karar da aldım. Bu saatten sonra o tarz yorum yapan insanların hepsini kanaldan bloke edeceğim. O yüzden yani öyle bir yorum yaparsanız sizin için kötü olur. Benim hayatımda hiçbir şey değişmez. Sadece siz videoları izlemek için abuk sabuk yollarla uğraşmak zorunda kalırsınız veya izlemezsiniz. O da tabii ki sizin bileceğiniz iş. Gaziantep maçı çok farklı bir takım vardı. Sigortan maçı neden bu kadar farklı bir takım vardı? Bazı mağlubiyetler bazı hikayeler yaratıyor. Bazı o durumlar yaratıyor. Duygu durum değişiklikleri yaratıyor. Biz de buna bir reaksiyon vermemiz gerektiğini ve biz bundan daha iyi olduğumuzu bildiğimiz için daha iyi oynamamız gerektiğini düşünerekten iyi bir reaksiyon verdik. Bir sonraki haftada Sigortan.net'e bambaşka bir takımla lider sonuçta onları lideri de kazanmayı bildik. Antep de çok iyi bir takım. Yani beraber oynamayı iyi bilen bir takım. Biz hala bazı şeyleri eksikliklerimize rağmen toparlamaya çalışıyoruz. Ve günden güne daha iyiyiz. Her hafta daha iyi olma yolunda adım attık. İlk defa ilk ev sahibi galibiyetimizi de geçtiğimiz hafta aldık. Tabii siz bu videoyla ne alaka diyeceksiniz. İşte dediğim gibi 2 hafta sonra videonun sonunu çektiğim için. Kusura bakmayın. Ama olabildiğince hani eğlenceli de videolar çekip hem bu tarz böyle hayatımızın inişleri çıkışlarını da sizlere anlattığımız şeyler yapmayı da istiyorum. Biliyorsunuz deplasmanları çekmeyi tercih ediyorum. Ev sahibi maçlarını artık çok fazla çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü gün içinde pek bir şey yapmıyorum. Direkt oraya gittiğim için öncesine çekeceğim çok fazla bir şey olmuyor. Ondan sonra size sıkıcı bir vlog olsun istemiyorum. Sadece maç özeti gibi ne ben şey miyim, Lig TV kanalı mıyım, neyim, Bein Sports miyim ben yani anladın mı? Gerek yok. O yüzden onda, o tarz bir maçları takip etmek istiyorsanız TBF TV'de zaten izleyebilirsiniz maçları. Maçlar da duruyor yani oradan isteyen. Bir önceki hafta işte şey maçı, sigortan maçında nasıl oynadığımıza bakıp ondan sonra öyle yorum yazmayı düşünebilirsiniz. Ondan sonucuma eğer umarım şeyi de beğendiyseniz, saha değerlendirmeyi beğendiyseniz her deplasman sahasında bunu yapmayı istiyorum. Çok hoşuma gitti benim. Yaparken de keyif aldım. Bence güzel de bir yeni bir update oldu, güncelleme oldu deplasman vlogları diye düşünüyorum. Ama siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazın. Ve tabii ki bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için kanala abone oluyorsunuz, videoları beğeniyorsunuz, olabildiğince yorum yazıyorsunuz ve desteklerinize çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Destekler biraz azaldı. Artırın destekleri, yani fiziksel desteklerde çok iyisiniz. Deplasmanlarda falan herkes yanıma geliyor. Antep'te de süperden yani çok fazla arkadaşlarıma geldi. Ama birazcık daha böyle şeyde de desteğinizi isterim yani. Sosyal medyada desteğinizi isterim. Sorularınız varsa çekinmeden yazın. Onlara da çok güzel bir şekilde de cevaplayacağım. Hiçbir problem yok. Sizleri de seviyorum. Lütfen bir sonraki videolar içinde kendinize iyi bakınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.